Türmenin kapısını aldı, çatanda uçakları gördüm ki ikisini üçün toka verip öldürdüler. O an midin sürüye sürüye aparırlar. Hamileydi. Matabini inir, matabini inir doğru. Odun kezen bari. Bak onunla. Zulüm vere vere daha. Sizin gözünüzün karşısında oldu o yoksa ne? Bəli, bəli. Bizim gözümüz, benim gözümün kabağında bir nesil esir var idi o gözüm. Sonra uşağı öldü, körpü uşağı bunu apardılar, turladılar. İsmail Kettir Türmen'in kaptığını aldı, zibil verdiler. Burada bu var idi. Turladılar uşağı oraya. Ben zibil atanda gördüm ki, belekli uşağı miydi var. Bağrı çekildilerdi, onun pindamitine. Yani oraya alınsa ben onun yerini gösterebilirim. Pindamitin. Kazdılar ekskavatörün avcıyla. Miyitleri, yani ölenleri, eresi var idi ki böyle sağ idi. Turladılar oraya, uzun saç kız uşağı idi. Rolika bağladılar, Rolika. Rolik'ten 4-5 nefer. Kafir tarttılar, kızın boynu uzandı. Dermanını bile şişeyetine koydular, rüllesini. Kışkıran ki onun yoldaşı geldi, ile bildiler ki ben kıza karşı neyse zor tebliğ edeceğim. Gördüler ki yok, kız böyle deyince onun sinesine bakın, ben sineme baktılar. Gördüler ki sinem kıpkırmızı şişip daha hat şeklinde gördüm. Kişi soruştu benden önce yalırdan ben. Onu harda eleyipler. Dedim ki böyle böyle daha. Vagif adında bir Ermeni var idi, öyleydi böyle. Katı vurdum ben sana. Başladı hem Ermeni dilinde hem Azerbaycan dilinde ona söylemeye ki niye onu hele azap verirsen de öldürürsen öldür. İnsan insana hele zulüm vermez. Yusuf tanıştılar ile de biraz geçti. Beni koydular maşına. Ben götürdüler, apardılar. Hemen bizde olan kişinin bir kızı var. Er ölüp İsmail Hikmet'ten biraz kıraktı. Getirdiler ben oraya. Hemen orada öyle bir şey. Bir gece daha, bir gece kaldım. Bir gece. Bir gece kaldım orada, oralarda. Bir kızıydı, iki uşağı, bir tane de koca arvadı. Seher açıldı. Tezlerine polis şeyler geldi, mayınlar. Üç maşın. Geldiler kızın elinden, kışkırda kışkırda. Ben aldılar kız. Onu da dedi ki, ben atamdan öter onu saklayacağım. Ondan öter ne bunların bile tanıştı. Dediler ki yok. Esir türmeye gitmeli. Getirdim ben. İsmail Hikmet'e türmeye. Hasiste orada olmayacak bu türmeye. Oraya getiren de orada bir kamire daha. Altı Azerbaycanlı var idi. Kalanlarında 3 tane, 4 tane, 5 tane yanı var idi. 3 mertebe idi, 3 mertebe. Yani ki 4 idi bildim ama 3 mertebesinde bilirdim ki 3'ünde de zarızanlı var idi. Kadın var idi, kişi var idi. Ne mi dolu idi. Ve bir gece geldiler. Öyle çağırsa, bir 15-20 gün idi oradaydım. Gece geldiler. Hemen çarptılar kaldora. Üzüldü divara. Sörçin Hamut divara sörçendi. O divardan şeylediler bizi. Bir seçtiler. Parmağı. Beni alt teneferden Şuşa'ya getirdiler. Şuşa'ya. Şuşa'da Şuşa türmesine de. Beni Şuşa türmesine. Hemen Şuşa'da elbette bizi getirdiler. Türmenin kapısının ardında harca bir 50-60 metre kalmış, bizi maşından düşürdüler. Hasit o türmenin kapısının ardında indi bari, maşında yanan yer. Böyle nabesim var orada, indi bir dakika ağladı da. O biz orada olanda hele bir şey var idi, anda o nabes de öyleydi. Emin bile bir şeyden idi. Orada türmenin kapısının ardında çatanda uçakları gördüm ki ikisini üçün toka verip öldürdüler. Dervazıya toku bırakıplar. Uşaklar da dervazından yapışıp nemle terseyle bözler mecburlayıp örgüler olan midin sürüye sürüye aparırlar. Apardılar dip tarafta yeşke bir boşka var idi. Ben onu o gün orada gördüm. Anladın mı? Ben serin gezirdim. Gene özümde döreydim. Ben türmen kapısından bu defa girende ben ne bileyim o dünyanın gördüm geldim. Ben bütün derdim tazelendi. Orada kışkırık sesleri biri
ayağına, biri ne bileyim Allah çağırırdı, biri ne bileyim olmazın işlemdeler verirlerdi. Onlar seslen mənim beynim deydi. Has ki büyüksü günü de, önce mənim derdim tezelendim. O vakit gelenden sonra mən bir şeyleri hamısını yadıma saldım, gördüm. Orada mən saldı türmeye, orada en zorunlu günlerim orada başladı. Orada döymek, ne bileyim, toka vurma, vermek, kan çıkır, çıkmır, onu verdin, vakit iki günden biri gelir, haradansa gelir, gelir, gelir orada. Bazılarını orada kapıdan giren kimi orada torpa döküp doldurlar. Padval var idi orada, mən onu gördüm. Kapının kırağı görünür. Düppe düzeyip, bilmiyorum onlar düzeyip, yoksa bizimkiler düzeyip. Orada padvalda belki 50-60 tane adam öldürdüler onlar. Aşağı kimse padvala sürdü, sağ doğru yıllardı, donuzlara turlu yıllardı. Geldi matabiliyle doğrularlar. O mənim gözüm kapandı. Necə oldu o proses? Gəlin. Onu bir zəhmət olmasa bir də xatırladın. Gəlin, gəlin xeylaq idi. Hamili idi. Matabili ilə, matabili ilə doğranlar. Odun kezan bari. Bak onunla. Zulüm verə-verə daha. Sizin gözünüzün qarşısında oldu o, yoxsa necə? Bəli, bəli. Bizim gözümüz, mənim gözümün qabağında bir neçə əsir var idi onun gözümün. Haradan əsir yani, düşmüşdü həmin şəxslər? Onlar Kodal'dan düşen var idi, ne bileyim Kodal əsirler var idi, Kəlbəcərdən var idi, yani orada çok iyi əsir, yani mülkü formada əsirler çok iyi, Qrajinski, yani yaşlı kişiler var idi, neçəsiyle orada hələ məsmanikette olanda en birini tutmaya getiren neçə şey de yok idi, Vagif haqqı hesabı yok idi, orada yukarıda iki koca bir koca kişi öldü, biri de ondan sonra öldü. Sonra uşaq öldü, körpü uşaq, onu apardılar, turladılar. Smanikette türmenin kapısının altında zibil verdiler, bu kapı var idi. Turladılar uşağı oraya, ben zibil atanda gördüm ki, belki uşağın miydi var. Sonra onları yıldılar bizdiler, kendi değiller, hemen kendinde geçe bir ekskavatörden kuyun kazdılar, 6-7 bir yerde turladılar. Üstüne düzlediler. Orada çepka geçirlerdi. Tankları zadı, ne bileyim neleri. Yani apardılar hele militer tuladı. Bundan sonra bağrı çekirlerdi. Onu Pindamit'ine. Yani oraya alınsa ben onun yerini gösterebilirim. Pindamit'in. Kazdılar ekskavatörün ağzıyla. Militeri yani ölenleri elesi var idi ki böyle sağ idi. Tuladılar oraya. Üstün beton töktüler, ne bileyim ne danışayım, ben yadıma sallamayacağım, ben başım kara bulur. O kinolara da bakmışım ha, ne bileyim ben bir şeyle uygunlaştırabilmiyorum onların elediği, ağla gelmeyen de ağla gelmeyen zulümler. Dubinka ile beni, Rus Dubinkasıydı. Ben boynumun dallarını terbiyeceğim, ben dedim ben boynum kırıldı. Onda Dubinka ortadan kırıldı. Onun içinde bilmiyorum şimdi Rus Dubinkasını görenler var bilmiyorum. Onun içinde tros var, buruk buruk böyle tel var. O aralandı. Dedim ki o teli çağırdı, eliyle böyle böyle vurdu, çağırlanmadı. O teli çağırsaydı Bekir'in ben o telle böyle Dubinka daha içinden çıkan telle bu teli boynumuz adımı kırardı yani hele. O Dubinka ben boynuma değdi, özümü sıktım. Eli bir ton, tonlarca böyle nesil vurdu. Kırıldı Dubinka ortadan. Mal Bey, eyni zamanda size en ağır işkencelerden biri de tokla veriblər. Bağlayıblar ve sizi toka veriblər. Bu necə baş verdi? Harda Şuşa türməsində oldu yoxsa Xankəndində? O türmədə. Şuşa türməsində. Bəli, bəli, tövdə. Elə bir ki, həyətdə işləməyə çatmışlar. Orada. Şey toku var ya bu. Telefon, fırlama telefonlar var ya, biz onu, yani özümüz əsiyyət olanda, hələ Rus sürübəsində olanda, Lamışqan bağlayırdıq, 50 dəbı belə balaca Lamışqalarda, yüzlük, onu yandırırdı, yani tok verirdi 220 vur, yani hələ yen fırlayan, onunla mənə toka qoşurlardı, əlimi içine, yaramı içine salıb,
üstünü alıp dip toka verirlerdi. Dodağımı burada patlattı. Ne bileyim. Umer Rembo'nun aslında görmüştüm. Anlatanlı özmelediler Umer'i. Sonra sigara söndürdüler. Ben hemen bu boğal git. Benim üstümde düz 6 tane paşka sigaretim yandırıp kollarımda ben böyle bağlayıp çarmıha o Hindistan kinosunda olan bağlıyla kız geçen onu o formada da kolumu bağladılar başladılar o sigaretim çektirdi böyle köz sergimi kollarımda benim demiyorlar ki yer yok idi ki sigaret yeri olmasın yani her yeri bırakmışlar. Aynı zamanda Mahal Bey siz orada bir genç kızın faciəvi şəkildə qətlə yetirilməsinə də şahidi eləmişsiniz. Bu harda baş veribdi və həmin qız hansı ərazidə nəsil götürülmüş mülki vətəndaşı idi? Bu mən ilə qanın Qocalıdan idi. Qocalı qızı idi. Yəni onlar kütləvi idilər, maşınla gətirdilər, kamazlarla, zillərlə gətirdilər. Onu həmin İsmanikətdə türmədə ayağından vurdular yere birinci mertebede. Ne deyirler o? Hamutla. Vurdular. Elinde bağladılar beline, şeyine, teline. Ki elinden terbiyedim. Uzun saç kız uşağıydı. Rolika bağladılar, Rolika. Rolik'ten 4-5 nefer. Kapıyı tarttılar, kızın boynu uzandı. Az kalan baş çıkayırdı. Buradan zırıldı. Demir ki beyni kaldı da çöldü. Deri sıyrıldı gitti. Topa saçı höğrüyü var idi, höğrüyü bağlamışlar. Ben diğer çocuk kızın höğrüyüne maşın dertmiyorlardı. Yani hele saç höğrüyü var idi uzun yedi. Onun beyni zarısı tökülür. Yani hele zulümle öldürdüler. Tekminen neçe yaş olardı hemen uşağın? Bir de 13 yaş, 13, 13, 13, 14, 15 ben bilirim. Taban kız uşağıydı da. İstediklerini elenmişler, elenmemişler onu da diyen benim yani onun ananın gözünün kapandı elenler anası. Göz doğma sonra anasını öldürdü. Beli. Hayır anasının gözünün kapandı. Sonra anasını da öldürdüler. Anasını nece öldürdüler? Onu da işkencelerini öldürdüler yoksa güllelediler? Yok onu da ne bileyim apardılar. Başına pis yaştılar. Ne aradılarsa daha gelmedi. Ondan sonra şeyleme getirdiler. Elə çığırtısının səssiz adını işlirdik. Sonra səssiz adı da kəsildi. Sabahsız günü çöldə Praqulkada olanda gördük ki, maşına, zibil maşına turlayırlar. 3-4 dənə elə meyit bu qızı gəlindi. Apardılar, gəni haradasa bastırdılar. Mahal bəy, kifayət qədər itkin düşmüş şəxs var 1-ci Qarabağ savaşında. Həm mülki vətəndaşlar, həm də ki hərbiçilər də onlar. Bu günlərdə də onların doğmaları, yaxınları, onların gözdə, onları belə deyək də gözləri yoldadır. Hər an bir xəbər almaq istəyirlər. Onların bir çoxları hətta bizə də yazırlar və xahiş edirlər ki, əsirlik həyatı yaşamış şəxslərdən ən az onlar barəsində məlumatlar soruşaq. Təbii ki, onların adları çox olduğuna görə biz onları daimi xatırlada bilmirik. Belə bir sual verim sizə ki, orada dünyasını dəyişən şəxslərdən adların bildiyiniz var mı? Hərbiçilər olsun, mülki vətəndaşlar olsun. Yadınızda qalan adlar hansılardır? Orada hərbiçi var idi bir nəfər. Deməli, İsmanikətdə türmədə idi. Dilində, ağzında, əllərində don atmışdı. Saldat idi, yəni döyüşçü idi. Adı var mı? Adı bilirsinizmi həmin adamın? Adı yadınızdadır mı həmin şəxsin? Çalıştım ben onun adını öğrenemedim. Biz onlarda bir tüzel var idi ki Praqulkaya çıkırdık Praqulkaya. Yani birbirimizi çölçüp ne ad ne danışma aramız bir metre bir metre belə daha mesela gezdirirlerdi Praqulkada şeylemirlerdi imkan vermirlerdi ki biz onlara ad soracak ne bileyim ne soracak yani böyle benim orada adları yazmıştım artık bir 70 tane saldatın, elə belə kişi, kadın, yani hansının adını bilirdim, şalvarımın içine orada bir erməni var idi. Bilmirəm daha o necə oldu, öldürdülər onu. Bizə karşı, yani mənə klor gətirdi, verdi klor. Klor gətirdi, verdi klor. Bir de spişkan dənəsi. Dedi ki,
şalbarı o akşamlar olanda çöğür. O burada gördüğün əsrlər var, has ki adların bildiğin, rayonun bildiğin. Onları bir-bir yaz o şalbarın içine. Klorla yazanda ağa bak kalır. Şiir de olsa, ne bileyim, ne bassa da gene o yusan hemen şeyi göreceksin orada. Onu mənə o başa saldım. Ben de şalvarımı çördüğüm gece bir-bir yadıma düştüğü adları yazmıştım. Haradasa yalancılar sözü bir 75 nefer, 70 nefer adını yazmıştım. Onu Ermeniler bildiler. Yani bildiler mi yoksa yalan diyelim niyete göre bizim satkınlarımız çok iyiydi özümüzden. Özümüzden satkınlarımız çok iyiydi. İlham var idi belki eşler zamanı. Ben o zulüm verenlerden bir numara mene ondan sonra Afif adında olan var İmişti'dendi hal hazırda yani o da mene soruşu ben onu bile bir gidip görmüşüm. Zahur vardı Zahur'a vermişti zulüm hemen İlham. Sonra ben o ele bir şeyler Kırmızı Pazar'dan getirdiler onları Spaniçet'e. Spaniçet'in yanında onlar dördü, üçü bir otakta kalırdı. Sonra Eldar var idi, yaşlıydı, Füzuli'nin aşağı veserli kendinden. Beylegan'da yaşıyordu, Beylegan'a yanı köt, köt oraya gitmişti anası gil. O, onu orada değiştirdiler, o benden kabak değiştirdi geldi. Yani geldi. Zahur da geldi, ondan sonra Afik de çıkıp, sonra orada bir tane ilham kalmıştı. Bir de ondan başka Lerzi var idi. Gülle değmişti yüreğin üstünden. Onu şeyde apardılar, Şuşa'da öldürdüler. Ermeniler. Yani Şuşa'da onu toka verdiler, öldürdüler. Sonra iptak aparmışlar uşaklar bizim yanında. Ben de orada olmuşum. Orada bir 7-8 tane Azerbaycan uşaklar vardı. Onların adını yazmıştım. Hamsi Saldatı'ydı. Onlar da orada kuyularına tulladılar, yandırdılar, öldürdüler. Ben mi 31 yıl Keçi Bey. Ben onları indi başından danışacağım. Yani bir gece diyeceğim ki bunu, hayır, bu ben yadım dedim, bunu ne demedim. Yani ben danışayım ki oradan buradan danışacağım. Anda onu oturup ardıcıl danışmaktan ötürü gerek İnsanda beyin olur. Ben beynim o kadar çalışır. O kadar da eziyet verir. Gözüm kabağına gelir. Eziyet eziyetten üstündür. Onu öyle bir şey yeter değil mi? Her bir eziyetler birbirinden üstünde. Birbirine dediğince bu eziyet bundan aşağı olup yok. Ona gösterince bunun danışını diyelim ki bu yadın oturum değil. Ama o kadar zulüm verirler ki kitaplar yazılsan. Bəli. Elədir. Mal bəy, son olaraq bir sual da verim sizə. Yəqin ki Vaqif Xaçaturyanın cinayət işi ilə bağlı o sizi də çağırıblar. Yəni bir zərər çəkmiş qismində. Onunla görüşə bildinizmi üz-üzə? Elə bir imkanınız oldu mu? Xeyr. Xeyr. Mən şey apardılar. Yanından tərk etdim. O harda məhzab əziyyət vermişdi. O yerləri göstərdim. Şu an türmesini görsettim yani. Tuneli tap, tunel var orada yer altı yani. İndi düzleyipler, düzlenmeyipler bilmem. Yani ben görsettim orada. Bahmusuz bahmam bilmem yani. İzlemişim. Hemen yerde ben yer altı blindaj var idi yani orada. Ben orada oraları görsettim dedim. İsterdim ben onunla görüşem. Ben onun arzusunu diyeyim. Mənə sual verdi ASB-nin jurnalisti. Bizə gəlmişdilər. Deyir, nə zulüm, nə əzab etdi daha cəza verilirsin ona. Ona güllələmə haibdir. Ona, nəsə deyim, öldürülmə, ömürlük də haibdir. Ona verirsinlər bizim, mənim kimi incitdiyi əsrlər var, orada zulüm verilir. Gerçək verirsinlər ona da bizə. Mən şəxsən mənim özümə versələr, 2 gün vaxt istəyirəm onların. 2 günə, mən əlimdə silahsız, onun damarlarının 2 dənə dişim var, qabaqda dişlərimlə sözürüm. Allah haqqı onun dişlərimlə onun damarında çağırdıram, mən ondan bıçarım. O mənə verdiyi əzab əziyyəti, güllələnmə, ömürlük, o mənim canımdan can alıbdır, nətəri mən
Siz mənim özümə elədiyiniz, siz mənim dostlarımın başını kəsdiyi, o gəlinin nə günahı var idi, o gəlinin kəsdiyi, o körpənin nə günahı var idi, sinavarı gəlinin qarının üstünə qoyub, sinavar qaynadıblar. Gəlinin qarını yarıb, uşağını götürüb qarına pişib balası qoyublar. Nədən danışın, nə zulümlərlə danışın, bu anında deyirlər. Mahal bəy, üzr istəyirəm. O gəlinin qarının yarılma səhnəsini siz ötən dəfə ki müsahibəmizdə də vurğulamışdınız, amma onun üzərindən epizodik olaraq keçmişdiniz. Gəlinin qarnına yarılıb ora pişik ballarının doldurulması. O səhnəni özünüz görmüşsünüz orada, şahid olmuşsunuz həmin səhnəyə. Deməli Martuni, Martuni idi hara idi? Xocavənd, Xocavənd. Belə bir gəl. Və o Martuni də bilmirəm harda tutmuşlar o qızı. Yəni çox idiləri. Həkim o izdan qurularının üstünə ki krasdır, kresdir göyə, nə bilim nədir. Mən gözümü qabanda oğlan uşağın sümüyü kəsib çağırdılar Yerevanda türmədə. Sümüyü, dərmanını belə şüşəyətinə qoydular, rüllə sümüyü. O uşağın qolu hal-hazırda onu mən də gəldim, əsrətdən gəldim, onu mən neçə ildən sonrasa o KKB-yə Nami Abbasov işləyirdi o vaxtda KKB-nin sədri. Onda mən o uşağla görüşdüm, anasıyla. Orada elə mən eləmişdim. Uşaq hazırda sağdı öldürdü. Da, həmin o uşaq, həmin şəxs sağdı da. Bəli, sağdı, sağdı. Mən o KKB-də mən o uşaqla görüşmüşəm. Bilmirəm, Qozaldan idi, hardan idi, amma ailə bax, mən də Qozaldan idi. Nəyə görə həmin şəxslərin qollarını kəsirdilər? Və alveç, nə bilim, hansısa milyarderin uşağında mı, nəyindəsə sümük çatmaması var idi. O körpə uşağın lülə sümüyü, lülə, qolda lülə sümüyü var. O sümüyü kəsdilər, çağırdılar. Ondan sonra yaralı olurdu qılçaları, ciyarın, ürəyin, böyrəyi. Çağırdıb belə qutular var idi. Açanda içindən duman çıxırdı. Yan xaladeniz kimi idi. Qoyurlardı, onun içində götürüb aparırlardı. Gözü şişka şişka həkimlər idi. Yəni Erməni də demək olardı, nə bilim, da şey, Yapon da demək olardı, Kitay da demək olardı, deyə bilmərəm. Yəni, onların içində gəzirdi, yəni işləyirdi orada. Elə bir damatı, yəni sağ çıldı adamlar da kəsim için çaladını çağırdılar. Körpə uşaqların neçəsin, neçəsin mən zibil qabında gördüm. Neçə yaşlı uşaqlar onları təxminən olar? Bir yaşında, 6 aylıq, nə bilim, 3 yaşında. Ya belə. Onların vəhşiliyi, vəhşiliyi. Deyirəm ki, deyirlər ki, paniketdə öz vətəndaşlarımız qalacaq. Mən şəxsən inanmıram ki, onlar orada yaşaya. Bu boyda zulmün qabanda onlar yaşamayacaq orada. Yəni, heç biz əzab əzət verməsə də çıxıb gedəcəklər. Onlar orada qalmayacaqlar. Ona görə ki, onlar bilirlər ki, onlar Azərbaycanlıların qanını çıxdılar. Qanın. Malibə, bir sualla da biz müsahibəmizi yekunlaşdırırıq. Sizin şahidi olduğunuz kütləvi məzarlıqlar var mı? Yəni, ermənilərin nəzarətində olduğu, müvəqqəti nəzarətində olduğu ərazilərdə. Yeri xatırlamayaq. Yerin adını çəkməyə zəhmət olmaq. Özüm meyitlərlə bir yerdə getmişəm. Aparıb orada. Mən deyirəm, dəfin çəpin eləyəcəklər. Quyu qazıb bastırmaq. Qatil məni də gətirmiş. Təxminən neçə nəfər azərbaycanlı həmin ərazilərdə dəfn olunub? Mən elə belə gördüyüm, mən bir 10-15 nəfərin yanı mən gözümün qabağında bastırdıqları yeri bilirəm, yəni hara aparıb basıb. Anda elə belə maşınlara yığırlardı, zil maşınlarına. Gənə ora aparırlardı, bilirdim ki, kəndində ekskavator orada idi, quyu qazırdı. Orada var idi. Deyir ki, orada erməni var idi. Deyir, belə 5-i, 4-ü bir yerdə burada çoxdur. Mahal bəy, maraqlı müsahibəyə görə minnətdarıq. Çox sağ olun. Əziz dostlar, xatırladım ki, qonağımız 1-ci Qarabağ müharibəsində əsir düşmüş Mail Məmmədov idi. Bizi izlədiyinizə görə çox sağ olun.